Aziz vatandaşlarım, muhterem Karabüklüler, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu bizlere ki Karabüklü kardeşlerimin coşkusuna tanık oluyoruz. Bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına fedakarca göğüs geren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum. Karabük'te yaşayan her vatandaşımı bağrıma basıyorum. Aziz milletim, sıra sende temasıyla düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen, heyecanıyla önümüzü aydınlatan her kardeşime teşekkür ediyorum. Tam 2 hafta sonra yapılacak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Bunun yanında seçimlerin saygı, sağduyu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum. Bugünkü toplantımızın tertip ve temininde emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, iktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında zilletin çıkmaz sokaklarında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır. Nitekim zillete düşenlerin hükmü şafak sökene kadardır. Karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında PKK ve FETÖ takviyeli zillet ittifakına beden olan partileri ne gören, ne duyan, ne de bulan olacaktır. Şimdi hepinize soruyorum. Cesur ve yürekli cevaplarınızın her yerden işitilmesini istiyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine hazır mıyız? Vakti saati geldiğinde koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek miyiz? Evet. Cumhur İttifakı'nı destekleyecek miyiz? Evet. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yola devam diyecek miyiz? Evet. Bu kararlılığınız, bu tavrınız, bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te geçit yok, müsamaha yok, müsaade yok. Bu evetler bölücülerin korkusuz rüyasıdır. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek celalet, cesamet, cesaret, cengaverliktir. Bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. dönemine geçmiş olacağız. Yine 14 Mayıs'ta
bir yanda 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz, diğer yanda 28. dönem milletvekili genel seçimini yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz, ekmeği büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, hedefleri büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz, milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek uzun zaman önce işe koyulduk. Önümüze fitne bariyeri dikenler ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik. Bir araya geldik. Varsın birileri, bölücüleri, teröristleri yedi düveli yanına alsın. Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Hiç fark etmez. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Türkiye'yi muhanete muhtaç etmeyeceğiz. Şimdi siz söyleyiniz. Sorduğum sorulara yüksek sesle cevap veriniz. 14 Mayıs'ta 2023 tarihinde aynı safta mıyız? Milliyetçi Hareket Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy ve milletvekili sayısı itibariyle daha da güçlendirecek miyiz? Karabük milletvekili adaylarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek miyiz? Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek misiniz? Elbette evet, sonuna kadar evet. Önemli altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir. Uyanık mıyız, uyuyor muyuz? Bunu yokluyorlar. Durgun muyuz, duyarlı mıyız? Bunu kolluyorlar. Tıpkı Ergenekon'da demir dağları eriten ateş gibi karşımıza çıkartılan engelleri inancımızla aşıyoruz. Geliyor gelmekte olan masalını anlatan, sana söz aldatmasıyla avunan münafık mühterislere sesleniyorum. Nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz. Hala geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Buğdayımız var demesinler ambara girmeyince, geliyorum demesinler Karabük'ü görmeyince. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi hep birlikte, herkes eşittir Türkiye anlayışıyla lider ülke yapma azim ve amacındadır. Vesayetçi anlayışın tortuları varlığını sürdürse de artık darbe ve demokrasi dışı arayışlardan, millet egemenliğini hiçe sayan yerli ya da yabancı aktörlerin kirli hesap ve kumpaslarından iz bırakılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle millet iradesinin mutlak üstünlüğü güvenceye kavuşturulmuştur. Hamdolsun aşı tutmuştur. Verilen emekler boşa gitmemiştir. Bağlanan umutlar
israf edilmemiştir. Yeni yönetim sistemi geleceğin ufkunu aydınlatmıştır. Türk ve Türkiye vizyonunun temelleri atılmış, parlak sayfalar açılmıştır. Hedefimiz Türkiye ve dünya dinamiklerini müdrik bir vizyonla çağı Türkçe algılayıp yorumlamak, geleceğin küresel gücü Türkiye'yi inşa etmektir. Bu çerçevede orta vadeli hedeflerimizi ortaya koyan 2033 vizyonumuz, Türkiye'nin bölgesinde düzen kuran ve istikrar sağlayan siyasi, askeri ve ekonomik bir güç olacağını öngörmektedir. Uzun vadeli stratejik hedefimiz ise küresel sistemde en etkin aktörlerden biri olarak öne çıkacak, Türkiye'nin 2053 yılında tüm dünya tarafından lider ülke ve süper güç olarak tescillenmesidir. 2033 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm unsurlarıyla yerleşmesini, sistemin avantajlarının daha çok hissedileceği uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla ekonominin kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini sağlayacağız. Toplumsal huzurun artmasını, yoksulluğun azalmasını, her bakımdan içeride huzurlu, dışarıda kudretli bir ülke gerçeğinin tesis edilmesini hedefliyoruz. Milli birlik ve bütünleşmenin güçlenmesini, uzun vadeli stratejik hedef olan 2053'ün sosyal, siyasal ve ekonomik altyapının inşa edilmesini öngörüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha kararlı ve hızlı adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Egemenliğin yegane sahibinin kayıtsız şartsız millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de milli iradenin hem yasamada hem de yürütmede tecelli ettiğine, böylece Türk demokrasisinin geliştiğine ve güçlendiğine samimiyetle inanıyoruz. Geldiğimiz bu aşamada statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Kriz ve kaostan nemalanan çevreler irtifa ve zemin kaybetmiştir. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kazanan Türkiye olmuştur. Siyasi istikrar çelikleşmiş, kavga ve kutuplaşma bataklığı kurumaya yüz tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uzlaşma kültürünün siyasette hakim olmasını sağlamıştır. Parlamenter sistemin prangalarından, kısır tartışmalarından Türkiye'nin kurtulması yeni hükümet sistemiyle temin edilmiştir. Milletimize ve ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik operasyonlara etkin bir şekilde karşılık verilmesinin vasatı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tek söylediği nevzuhur güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmektir. Başka bildiği bir şey yoktur. Halbuki eski çamlar çoktan bardak olmuştur. Bravo. Türk milleti geçmişten ders çıkarmakla birlikte geleceğe iyimser ve ümitver bakmaktadır. Parlamenter sistem demek siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter sistem demek istikrarsızlığın ve irade kasplarının etkinliği demektir. Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Türk milleti tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle ve hükmü şahsiyetiyle mücahir ve mutabık yeni bir sistemi hür iradesiyle kabul ve tasdik etmiştir. Geriye dönmek, uçuruma sürüklenmektir. Parlamenter sistemi vaat edenlerin
siyasi vizyonu ve ekonomik projesi mefluştur. Aynı zamanda geleceğin ve milli gerçekleri okuma kabiliyeti de sakat ve sancılıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin ve milletimizin hayrına ağzından tek bir söz çıkmamıştır. Parlamenter sisteme geri dönmeyi tasarlamak, aynı şekilde birbirini takip eden seçim halk oylamasını seçim sayacağından Türkiye'nin en az 10 yılını çalmaya, tarihin gerisine düşürmeyi planlamak demektir. Zillet İttifakı zırvanın tutsağıdır. Zillet İttifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Zillet İttifakı terör örgütlerinin, küresel çıkar gruplarının, tefecilerin Türkiye alerjisi hastalık noktasına ulaşmış mihrakların turuva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunlara teslim edilecek bir ülke yoktur. Bunların sonu da sonucu da yoktur. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi istikrar hamdolsun kurumsallaşmıştır. Türkiye efradını cami, ayarını mani yeni yönetim sistemiyle dünyaya örnek teşkil etmiştir. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Fakat Zillet İttifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı aralamanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiştir. Fakat Zillet İttifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır. Bunu göremiyorlar. Görseler bile itiraf edemiyorlar. Çevremiz siyasi istikrarsızlara mahkum olmuşken, Türkiye huzur ve istikrar adası gibi sivrilmiştir. Yeni yönetim sistemiyle ülkemiz her alanda göz doldurmuş, göğüs kabartmıştır. 2023 yılıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemine geçilmiş olacaktır. Cumhur İttifakı 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur, esenlik ve ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı küresel güç Türkiye'nin mimarı olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir. Zilletin diğer ortaklarının huzursuzluğu da bu nedenledir. Ağızlarından düşürmedikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlemdir. Müdahale edilen iradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey değildir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl dağılmasıdır. Parlamenter sistem günahıyla, sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkanı ise kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönetim hayatımıza kalıcı bir soluk, güçlü bir irade, hızlı karar alma mekanizması kazandırmış, köklü bir reform olarak milletimizin baş tacı haline gelmiştir. Soruyorum sizlere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam etsin diyor musunuz? Evet. Cumhur İttifakı'nın güçlü Türkiye mücadelesine onay veriyor musunuz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olacak mısınız? Hay maşallah, Allah razı olsun sizlerden. İradeniz irademizdir. Bu evetleriniz 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir. İnşallah. Zafer Karabük'ün olacaktır. Zafer Türk milletinin olacaktır. Zafer Türkiye'nin hanesine yazılacaktır. Sefer bizden, zafer de Allah'tandır. HDP, PKK, FETÖ'yü, yol birliği, hedef birliği,
siyaset birliği yapanlar gelsinler de Karabük'ün kabaran coşkusuna baksınlar. Allah! Yeminli Türkiye düşmanlarının kapılarında icazet arayanlar, oturdukları masaya kumar masası diyenler gelsinler de Karabük'ün heybetinden ibret alsınlar. Cumhuriyet hakkını ve hukukunu müdafaa edecek zillet değil, millettir. Cumhur'un ruh köküdür, onun siyasi onuru Cumhur İttifakı'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilişkisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP'dir, ne İyi Parti yerli ve millidir, ne de Türk milleti zillete müsaade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kilitleri ya da açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş bir milli ekonomiyi, bütün sorunlarına neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politik mimariyi el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı ile sağlamış olacağız. İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve rahmetle andığımız aziz ecdadımızdır. İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir. Devletimizin egemenlik haklarıyla, milletimizin muhteşem varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünüyle, kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır ve alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır. İşbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, onuru cumhurdur, ömrü cumhurla kaimdir. Hiç kimse kendisine bir bekçilik görevi de vehmetmemelidir. Cumhuriyete düşmanlık, cumhura düşmanlıktır. Düşmana hizmet ve taşeronluk ihanetin daniskasıdır. Demokrasi ittifakından bahsedenler, teröristleri yanına yöresine alanlar, milli mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz andolsun heyecanla sürecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Devletimizin kurucusudur. Milli mücadelenin lideridir. İlk meclis başkanımızdır. İlk cumhurbaşkanımızdır. Tavrımız nettir. Duruşumuz kuvayi milliyedir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Bizler faniyiz. Devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti var olan bütün kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara rağmen payidarlığını ebed müddet koruyacaktır. Güvence kahraman Türk nesilleridir. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye, milli birlik ve kardeşlik ruhunun müdafası için aziz milletim sıra sende. Ekonomik, demokratik gelişme, büyüme, kalkınma, zenginleşme, istiklal içinde istikbale ulaşmak için
Aziz milletim, sıra sende. Karabük ve mücavirlerimizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, müteşebbislerimizin özlemle beklediği Filyos Limanı'nın ihracata ve ticarete yönelik kullanımı açılması için Karabüklü kardeşlerim, sıra sizlerde, yetki hepinizde. Biz ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Biz Cumhuriyet kenti Karabük'ün yanındayız. Biz üretimin yerli ve milli sanayideki dev hamlelerinin yanındayız. Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çırpınan, Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar müdafaa edecek iman ve irade gücünün tarafıyız. Biz ya istiklal ya ölüm seslerinin tarafıyız. Biz ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen fedakarlığın tarafıyız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim, hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterelim. Son defa soruyorum sizlere. 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer zillet ortaklarına hesap soracak mısınız? Evet. Cumhur'un muazzam iradesini gösterecek misiniz? Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Evet. Bu evetlerin ilhamıyla sözünüz sözümüz, sözümüz senet, özümüz kefildir. Türkiye'nin sonu meçhul bir maceraya atılmaya hali yoktur. Türkiye'nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takati yoktur. Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde yenilmeye tahammülü yoktur. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz bizdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes öz be öz kardeşimizdir. Karabük milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. İlimizi ziyaretleriyle şereflendiren Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e Karabüklüler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer Genel Başkanımızı bugünkü Bartın ve seçim gününe kadar da yurt gezilerine uğurluyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Karabük milletvekili adaylarımızı sizlere, Karabüklülere emanet ediyorlar. Huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi Karabük milletvekillerimiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun Karabük. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Hemşehrilerimiz sizi hürmetle uğurluyor. Türkmen Bey'imiz, yolunuz,
Bahtınız açık olsun.